أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استعيذ بالله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا Sadakallahu l-Azim. Bu Fetih suresinde son ayeti celleler. Ondan sonra Muhammedun Resulullah diye başlar. İlâ ahiret sure. Allah'ımız Habibini gönderirken sallallahu aleyhi ve sellem hidayet ve hak din üzere gönderiyor. Ki bütün görüşlere bu din hakim olsun diye. Bütün görüşlere. Sosyalist düzene de, kapitalist düzene de, faşizme de, hepsine de bu din hakim olsun diye. O zaman bizim görevimizde nasıl ki Nimetullah hocamız ta Japonlara, Sibiryalara vesaire yerlere, Çinlere 20 bin Kur'an-ı Azimüşşan'ı zorluklarla, sıkıntılarla, meşakkatlerle ölümüne bile olsa, hayatına mal olmasına bile olsa gitmesi hiç şüphesiz dinimizin hakim olması için. Çünkü Cenab-ı Hak din Allah'ın oluncaya kadar mücadele edin buyuruyor. Biz bu dini hakim kılacağız. Bu Kur'an'ı hakim kılacağız. İnşallah. Şimdi Nimetullah hocamız dediğimiz gibi hani kardeşlerimizin hepsi murabıt olması lazım. Hepsi murabıt. Hepsi bir cihad yeri. Artık zaman onu gösteriyor. Şimdi devrimiz hakiki bir mücahit olmayı icap ettiriyor. Eğer insan tarikat-ı aliye giriyorsa, tarikat-ı aliye girmenin sebebi insanların irşadı, ıslahı, kafaların eğer Allah korusun küfür üzere ise imana, gönüllerin İslam'a, vücudun da cihad ile temizlenmesine büyük bir gayret, büyük bir çaba istiyor. Şimdi biz bu dergahımızda Elif Efendi dergahında büyük bir huzur içerisindeyiz. Çünkü Cenab-ı Hak'tan öyle hüsnü zan istiyoruz. Sevdiği kullarının arasında bulunmak suretiyle de İslam'ın ve künü ma'sadikin ve sadıklarla beraber olun diye buyuruluyor. Allah'ımıza hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Buyurun efendim. Sami Efendi Hazretleri her sohbetinde bunu diyorlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ya eyyühellezine amenüttegullah ve kûnû ma'assâdîkîn. Her sohbetinde, çok sohbetlerinde bulunmak nasip oldu elhamdülillah. İstanbul'da, Mekke mükerremede, Medine mükerremede gezmek için izin almaktan nasip olmuştu. Bu şey için bir şey rica edeceğim, affederseniz. İlan, bu reklam vermek için benim çok hatıralarım var, uzun uzun hatıralarım var. Bunu zaten emrederseniz ben daha şey sizi fazla yormadan başka bir şey de çeker, istediği kadar çıktırır. Ya da sorar, birisi de sorar neler şeyde, Japonya'da ne gördün, Rusya'da ne gördün, Çin'de ne gördün misal. O iki kelimeyi ben şey için söyledim, reklam için. İki tüccar, iki büyük tüccar, birisi iflas etmiş. İflas edince arkadaşı demiş ki, kardeşim sen iflas ettin. Bir kuruşun kalmadı. Ben sana acıyorum. Sana $1000 vereceğim. Bu $1000'a ne yaparsın? O adam akıllı tüccar. $1000'ın $100'ına mal alırım. $900'ını reklama veririm. Onun için bir de reklama vermek istiyoruz. Yani affedersiniz. Oralarda Hacı Efendi hemen Kore'deki o 4 tane gencin Müslüman oluşu daveti bir şey. Bir Ravza ismi verdim bir İngiliz hanım kızımızın. Müslüman olup 5 dilden davet getirmeleri. Her birinin çeşitli şeyler var. Biz bu gece sizi dinlemeye geldik. Yani istifade edeyim de buradayım inşallah. Bir müddet buralardayım. Yani 50-60'tan fazla ülke gezmek nasip. Her birinde ben buna inanıyorum. Tarikat-ı Aliye'nin şerifi. Sami Efendi Hazretlerinden de böyle izin aldım. Mekke Mükerreme'deki oturduğu malum şeyin yanındaki
müezzinliği yanımız sol tarafında oldu. Efendim beni Pakistan'a davet ediyorlar. Ne buyursunuz? Çok iyi olur. Müslümanlar birbirlerini tanımış olur. Güzel olur. İzinlisiniz buyurdu. Oradan sonra her taraftan Almanya'da iş güleyirlere. Ey benim mücahit kardeşlerim. Şaşırıyor sana, soruna bakıyorlar. Ne için mücahit diyor. Siz ikinci defa mücahitsiniz. Siz birinci, sizin Türk olmanız yeter. Sizi görenler Osmanlı'yı hatırlıyor. İslam'ı hatırlıyor. Onun için mücahit. İkinci defa memleketleri bırakıp buralara geldiniz. Anne babanızın rızkı ve evlatlarınızın rızkının genişlemesi. İkinci defa. Üçüncü defa mücahitsiniz. Dedelerinizin dedesine baktık bu din için can verdiler. Şehitlerin evlatlarına. Efendim hiç affedersiniz yalan söylemiyorum. 10 dakika sürmüyor hepsi. Hocam içimizde günüp bile var. Serhoşları görmüyor musun? Şimdi. Hadi günüpler yıkansın. Caminin helalarında günüpler gidiyor. Sarhoşları ne yapacak? Her 2 ay bir sarhoş sürüyerek götürüp cami akıl başına gelince ellerde. Onlar da yıkanır. Böyle hatırlarım pek çok. Emrederseniz yani gelirim ben. Kardeşlerimiz. Saadet. Evet. Şimdi sizi biraz dinleyelim yani. Bu şehirlerimizde ben söyleyeyim de ben gevezelik var nasıl olsa. Bu Türk yani şeyhleri birleştirmek için sizin emrinizde. Değil mi onun için? Ha? Bu Şeyh Efendi Kadiri, o Şeyh Efendi Nakşibendi yani. Şeyhler bir araya bir şöyle bir kimlik buyurursanız. Halıkımızın istediği gerçekleşecek. Amin. Amin. Mevla-i Zülcelal Esamle. Ve atasimu bihamlillahi cemiyan ve la teferrafu. Allah'ımız tek tek deyin de burada toplu olarak, topunuz birdenbire. Ve ibadetlerde, taatlerde de ferdi taat yok. Hep taatle toplu şekildedir. Mesela şimdi ezan okundu. Namaz nedir? Toplu olarak kılıyoruz. Önümüzde imam, arkasında cemaat. Yalnız kılsak ne olur? Onun da cemaatle kılınanla ferdi olarak kılınan arasındaki fark 25. Bir rivayette 27 derece. Yani derece deyince bu sıcaklığı ölçen derece gibi değil. Yeri de sema genişliğinde o derecelerin birbiri arasındaki farkı. Mesela hac geleceğiz. Milyonlar, milyarlar bir araya geliyor. Toplu yapıyor. Zekat vereceğiz. Zaten umumun kurtuluşu için yapılıyor. Fakirin, yoksulun. Her taatte bir birlik var. Mesela zikir yapacağız. Helak-ı zikir hadis kitaplarında için toplu olarak yapıyoruz. Bütün taatlerde ferdi yok. Hep cemaat halinde. Neyi söylerseniz söyleyin. Ferdi halıdan yok. Hatırladığınız taatler var mı? Cihad edeceksiniz tek başınıza çıkar mısın? Cenab-ı Hak اِذَا لَقِيْتُمْ فِيَةً فَثْبُتُوا وَذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِهُونَ Fiyeten derken toplu olarak cihada çıkmamız ve sebat etmemiz emir olur. Her şeyde. Her taatte. Burada açılan bir yer okuyayım da sonra güzel güzel dinleriz. Meclisimizle ilim meclisi zaten cennet bahçesi demek. Zikir halkası cennet bahçesi çünkü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz اِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَادُ الْجَنَّةِ Cennet bahçesine uğradığınız zaman فَرْتَعُوا meyvesinden istifade ediniz. وَمَا رِيَادُ الْجَنَّةِ Cennet bahçesi nedir ya Resulallah? Helak-ı zikir. Zikir halkası buyuruyor. ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ Açılan bu. ثَلَاثَةٌ Şu 3 kimse لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ Onların
davetleri, yani duaları red olunmaz. Davetül mazlum, zulme uğrayan kimselerin duası. Efendimizin aleyhissalatü vesselam bu Uhud'da ve Hendek'te vesaire yerlerde tabi cihadı ta hayatından sonuna kadar, hani Bedir'den kılıcını kınına sokmamış irtihaline kadar aleyhissalatü vesselam Efendimiz Uhud'da mübarek yüzleri yaralanıp mübarek dişleri şehit olunca Fatıma annemiz elini kaldırdığında, ya Fatıma biz şu anda mazlum durumundayız, aman ha beddua etme, şimşek suretinde kabul olur buyurdu. Allah Allah. Yani düşmanına bile beddua etmiyor. Allahümme ehde kavmi feinnehum la ya'lemun. Kavmin bilmiyorlar da onun için yapıyorlar, sen hidayet ver ya Rabbi. Birbirimize beddua ediyoruz. Birbirimize. Mümine beddua edilir mi? Kafirin bile hidayetini istiyor. Allah'ımızın bedduası yok mu? Var. Fatelehumullah. Kafirler için fatelehumullah. Şimdi 70 tane hafızın bir mauna faciası var. Bir mauna. 70 tane hafız şehit edildi. 70 tane. Efendimiz aylarca, günlerce beddualar ettiler. Bu ayrı. O kafir, biz müminiz elhamdülillah. Kafirin bile hidayetini istiyor. Yani mazlumların duası mutlak kabuldür. Diyeceksiniz ki neden bir türlü Müslümanlar kurtuluşa ermiyor? Hep hatayı kendimizde bulacağız. Bu kurtulmamanın sebebi şu, hatırlara gelebilir. Yani bu kadar zulüm, Müslümanların kanları akıtılıyor. İşkenceler, her türlü eza, reva, sebebi nedir? Sebebi şu. Sadece tek sebebi şu. Esenler. İnna Allah la yuğayyiru ma bi kavmin hatta yuğayyiru ma bi enfusihim. Sadakallahu l-azim ila ahire. Siz kendi nefsinizde olanı değiştirmedikçe Allah sizi değiştirmez. Hani biz onun emirlerini canı gönülden yaşamadıkça hani candan sarılacağız emri ilahiye. Efendimizin sünnetlerine sallallahu aleyhi ve sellem. Şunu da söyleyiz. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmetini hep gözetlemede en çok sevdiği ümmet sünnet-i seniyeye yapışan. Ya bak, bu cemaate biraz ilgi varsa ehlullah'tan ilgi sünnet-i seniye sebebiyle var. Efendimizin bir tebessümü varsa sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i seniye. Bu cemaat sünnet-i seniye riayet ediyor. Ondan diyoruz ki erkekle kadınla aman dikkat edelim. Sünnet-i seniyeye riayet eden hiçbiri küçük görülmez. Bu keşfül hafada geçer. Haya ediyorum, anlatamam. Bak orada geçer. Bir tanesi diyor ki nasıl diyor insan uykudan uyanınca elini yıkayacakmış, bunun sebebi ne? Olan hadiseyi söyleyemem. Elini çok uygunsuz bir yerde buluyor, tarif edilmez. Efendimizin bir sünnetini değil inkar, böyle bir alaylı, bir küçük görme gibi hal olsa dinden imandan olur kimse. Onun sünnet seniye. Önemli olan sünnet seniye. Bunu bizim bu Karadeniz'de kardeşlerimiz çok sevindim. Biz diyor her hafta diyor bir sünneti ihyaya çalışırız. Her hafta bir sünneti seniye ihyaya çalışırız. Biz dergimizde Mecmu'l Adab, onu vermemizin sebebi bu. Sufizade Hazretlerinin rahmetullahi aleyh. Çünkü Peygamberimizin sevdiği yemekler var orada. Neyi sever? Komşuluk adabı, erkanı nedir? Müminler arasında riayet edecek hususlar nedir? Hep bunları anlatır. Bak size söyleyebilirler. Orada İsrailiyat var diye. Birkaç tane. Bilmiyorum. Onun İsrailiyattan olduğunu da bilmiyorum. Bunun yüzünden bir ehlullahın eseri reddedilemez. Şimdi bu büyük bir oyundur hocam. Hakikaten büyük bir oyun var. Tasavvufi çok kıymetli eserler var. Miftahul Kulüp. Böyle bir azıcık biliyorum diyen kimselerden diyor ki Miftahul Kulüb'ün ilmi geçerli yok. Onu bizzat aleyhissalatü vesselam Efendimiz Muhammed Nuri Hazretlerine yazdırdı o eseri.
Ondan biz katiyen o gibi sözlere kanmayalım. Bunlar esastır. Dikkat edelim, riayet edelim. Ehlullah'ın gösterdiği hedefte çalışmaya gayret göstereceğiz. Mazlumların duası. İkincisi davetül misafir. Misafirin duası da kabul. Üçüncü davetül velidi ala veledi. Babanın evladına duası. Evet, arz ettiğim gibi bugün müstesna bir gün. Teşrifleriyle bizler de şeref yağ olduk. Cenab-ı Hak var etsin. Ne güzel bir düşünce. Meşayihin de bir araya gelmesini temin etmek için diyor. Biz böyle bir görüşmeyi arzu ettik. Biz kendimizi o şekilde değil de kul olmak kadar büyük bir nimet yoktur. Faziletten bir tanesi de kişinin acziyetini bilmesidir. Acziyetini kişinin bilmesi kadar üstünlük olamaz. Allah. Bunun için Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz El-Fakru Fahri buyurmuştur. Kalbi fakirliğimle iftihar ediyorum buyuruyor. Bunu söyleyen Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kalbi fakirliğimle buyuruyor. Allah. Tekrar efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bir kendinizi tanıtsanız çok iyi olacak. Benim adım Fazlı, Ümraniye'de oturuyorum. İhramcızade Efendimiz'den gelen, işte İhramcızade Efendimiz'in halifelerinden Bünyamin Efendi vardı, İstanbul'da yaşıyordu. O dünyayı değiştikten sonra biz de yürütmeye karınca kaderince çalışıyoruz. Asıl buraya geliş sebebimiz de işte böyle hocamın söylediği gibi meşayih değil de hizmetçileri bir araya getirmeye uğraşalım dedik. Eğer becerebilirsek bu niyetle geldik. Büyüklerimizin görüşlerini alak dedik. Bize yön versinler, yol versinler. Bir arada toplayalım da inşallah toplulukta büyük faziletler var. Birbirini tanımakta çok büyük faziletler var. Hem himmetlerini alalım dedik, hem de görüşlerini alalım. Bu konuda bize bir istikamet nasıl olur, nasıl yapalım diye asıl ziyaretimizin gayesi bugün bu. Birçok yerlerde ziyaret ederek tek tek görüşüyoruz nasıl yapalım diye. Bugün de size geldik inşallah. Sizin de bu konudaki görüşlerinizi. Biz ayak olmaya hazırız, baş lazım. Bu Necmettin Erbakan hocamızı tanırsanız. Herhalde olduk çok. Almanya'da daha bu Kayseri'yi teşrif ettiler. Biz de Sivas dolaylarında bulunuyoruz. Hocayla buluşmak istiyorum Erbakan hocayla. Bir halı bizim Yahyalı'nın meşhurdur halısı. Bir seccade. Böyle hediye olarak aldım. Bir bay evine gelecek. Baktım Mercedes'ten geçiyorlar böyle. Dedim herhalde gelmiştir. Vardım. Hocamızla o anda görüştüğümüz husus şu idi. Türkiye'de bulunan öncü konumunda olan insanlar nasıl bir araya gelecek? Onlar nasıl birlik temin edecek diye. Neyse konuşuldu, görüşüldü. Ondan sonra hocamız Libya'ya bir sefer düzenlediler. Evet. Bütün meşayihle, hatta dünya meşayih. Dünyanın haberim oldu ondan. Evet. Biz de bulunduk. Hocamız Hamidiye'de topladı meşayihi Türkiye'deki. Biz de geç kalmışız. Vardım. Tabii sakallı, saçlı, güzel, asalı şeyler. En geriye oturayım dedim, en arkaya oturayım. Arkaya oturayım derken, hocamızın yanında bulunan Ahmet Tekdal'ı bir öksürüğü tutmuş. Hocayı rahatsız etmeyeyim diye çıkmış. O her taraf dolu ama. Orada boş kalmış. Allah. Buyurun, buyurun dedi.
ayağa kalktı, kucakladı. Hocamız çok planlı, prensipli, programlı. İmzanı zaten şuraya dedi, imzayı attık. Orada bir şey söyledi. Dedi ki, israf etmeyin dedi. İsrafı öyle bir güzel tarif etti ki, israf dedi, artık konan esaslara riayet etmek suretiyle dedi, vazifelerinizi güzel bir şekilde devam ettirin dedi. Şimdi konuştular kendileri. Yalnız içinden bir ses sen de konuş diyor. Meşayet olur. Hocam müsaade eder misiniz? Bir hususa işaret etmek istiyorum. Buyurun, buyurun dedi. Dedim hocam bizim Libya'ya gitmemizden hiçbir fayda hasıl olmaz. Biz asıl birliği Türkiye'de temin etmemiz lazım. Yahudi nasıl lobi oluşturuyorsa biz de bir lobi oluşturacağız. Nasıl ki İngilizler başlarına sarı takıp cübbe giyip insanları ifsad etmiş ise biz ne tac ile ne taht ile değil, şekil ve şemail ile değil, gönülle birbirlerimizi kucaklayıp bir ittifak içerisinde olmamız gerekir. Eğer düzen vereceksek meşayihin düzen vermesi gerekir, icap eder diye hocamız kabul buyurdular. Onun üzerine de bu yolculuk temin edildi, görüşüldü. Hatta orada meşayihten birisi bir söz söyledi. O sözü şurada buldum. لَنْ يَفْلَحَ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَتَسَابَقُوا لِصَلَاتِ الْفَجْرِ كَمَا يَتَسَابَقُوا لِصَلَاتِ الْجُمْعَةِ Söz çok hoşuma gitti orada. Bu Iraklı diyorum, olsa gerek, meşayihten birisi bu sözü söyledi. Dedi ki, biz kurtuluşu murad ediyorsak, cuma namazında nasıl toplanıyorsa, sabah namazında da öyle toplanabilirsek dedi, o zaman dedi başarıya ulaşırız. Çok hoşuma. Efendim buraya üstazımız gelmiş, camide namaz kılmayı çok isterlerdi Mürşid-i Kamil'imiz, cemaatle kılmayı. İşte hastalıkları mani oldu, çok severdi. Buraya gelmiş bir camiye varmışlar, bir kişi iki kişi. Misafir oldu Ahmet Kazanga'ya, Ahmet demiş, oğlum demiş, niye bu kadar? Efendim şu apartmandan inecek olsunlar cami hep dolar demiş. Allah. Görüyorsunuz sabah namazında camiyi açmayan imamlar da var. Halbuki fıkhen imamsa isterse hiçbir cemaat gelmesin, açması gerekir. Hocam burada Balkanlıoğlu. Balkanlıoğlu. Bizim Abdülmetin. Çok temiz, çok müstesna. Bunu en uzağa imam olarak vermişler. En uzağa imam olarak vermişler. Kimse gelmiyor. Sabah Allahu Ekber, Allahu Ekber. Es-salatu hayrun minen nevm. Kimse yok. Bir gün bir sala vermiş. Sala verince, bize salayı ölen olunca hemen sala verirler. Öldüğünü ilan için. Cami olduğu gibi dolmuş. Hocam kim öldü? Hocam kim öldü? Hocam kim öldü? Siz öldünüz demiş. Ben demiş kaç gündür buradayım demiş. Namaza demiş duruyorum, sabah namazında kimse yok demiş. Yahu demiş, hiç mi yoksunuz, hep mi öldünüz demiş. Bu meşayih diyor ki, eğer diyor cuma namazında toplanıldığı gibi sabah namazında da toplanılırsa o zaman kurtuluruz. Münafığı sabah namazından seçerlermiş. Bir sabah namaz, hadis-i şerif olsun. Hem de yatsı namaz. Öğleye gelirlermiş münafıklar. İkindiye gelir, akşama yatsı namazına gelemezlermiş. Bir de sabah namazı. Demek ki ibadet ve taat, zikrullah. Allah'ımıza tam bir dönüş. Buna münip derler. Böyle az bir dönüş olmuyor. Tamam. Tam dönersen, kulum bana doğruca gel. Eğri gelen ermez bana. Doğruluk et, öylece gel. Üstadımız söylerlerdi. İşte malum bir karış gelirse bir zira geliyor, bir işte ulaş gelirse işte yok.
Bir karış gelirse neydi? Bir kulaç gelir. Bir karış gelirse bir kulaç. Yok, bir zira. Bir zira gelirse bir kulaç geliyor. Yürüyerek gelirse rahmeti koşarak geliyor. Yani az bir dönüş yapsak Allah'ımızın rahmeti coşuyor. Şimdi siz bir adım attınız. Elhamdülillah. Bu adımınıza Cenab-ı Hak çok büyük ecirler vererek daha büyük bir araya gelmelere vesile olacak inşallah. Ama siz bu işi başlatmak suretiyle de İslam'da ilk ok atan Hazreti Sa'd'dır radıyallahu anh. O ok attığı için kıyamete kadar ok atanın ecir ve mükafatı olur. Siz bu işe ön ayak olduğunuz için vesile olur. Bütün ecir ve mükafat size, bize de ne kadar damlarsa. Nimetullah hocamız teşrif buyurdular. Etrafıyla birlikte burayı cennet halkasına döndü. Aklına ne efendim? Meşayih kiram ya. Şerefimiz. Hoş gelmişiz. Ama ne diyorlar? Biz diyorlar, hizmetkarız diyoruz. Hani Efendimizin bir Arabi geldi. Efendimiz'i soruyor. Hazreti Selman böyle topluluk içerisinde hizmeti o yaparmış. Sıddık-ı Azam'ın canı su istemiş. Gözüne bakmış ama anlamamış. Efendimiz teferrüs buyurarak sallallahu aleyhi ve sellem hemen bir su getirmiş. Hazreti Ömer diyormuş ki keşke Resulullah ona Hazreti Osman diyelim de Allah. Adam gelmiş Arabi hadimin işte diyor Seyyidül Kavum Seyyidül Kavum kavmin efendisi kim? Efendimiz hadimuhum buyurmuş. Hizmet edendir. Yani sevgili hocamız öyle söyledi. Hizmetkar olarak deyince Resulullah'ın mübarek sözüne işaret ettiler efendimiz. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Efendim bizim evlerimizde eskine kapılar böyle değil. Eski ahur kapılar. Kapılar açılırken de kapanırken de cız gider böyle. Derlermiş ki kapı cızırdasın derlermiş. Kapı cızırdasın demek gidin gelin misafire bir şey getirin derlermiş. Şimdi bizim kapı ne cızır diyor ne bir şey diyor. Onlar bak yemek yemişler. Doğu'ya gitmiştim hocam böyle ulemanın toplantısına gittim orada toplandılar. Ayet-i Celil'e insanlar harama giderken, insanlar isyana giderken İbn Abbas radıyallahu anh'a buyuruyor ki alimler için en tehditkar diyor ayeti celile budur diyor esame. Lev la yenhâhumur rabbâniyûne vel ahbâr an kavlihumul ith ve ekihumus suht lebitse mâ kânû yasnaûn sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar hataya giderken, kötü sözler söylerken, Allah. Ticari hususu vesair, aile hayatı her şey bozulurken siz neden hareket etmediniz? Neden onları bundan men etmediniz diye Rabbimiz tehdit ediyor. Bu ayeti celile okundu. Orada Van'ın müftüsü Sellemahullah ehli sünnet ve cemaat ne demek diye izah etti. Ondan sonra dedi ki efendim dedi bizim Van'ın alimleri çayı severdi. Bir dedi mola vermeyecek misiniz dedi bir Van alimleri bir çay içsinler, bir benzin temin etsinler dedi. Efendim nakşiler çayın içine koyularmış. Bunlar öyle verilmiş, çayın içinde verirlermiş. Nakşiler çok içer ya çay. Öyle değil mi efendim? Nakşiler mi içiyor çayı çok? Bak ha İsmail Efendi'den siz. Ha. Değil mi? İsmail Efendi çok var sana. Tamam. Böyle sohbetlerine katıldım. Evet. Evet. Hocamız. Yalnız içeri girerken çay hazırlıyorlar. Birisi dedi ki altı boş dedi. Şimdi çay ikram ediyorsunuz dedi. Biz bir şey yemedik dedi. Altı boş. Biz nasıl dedi içeceğiz? Baktım altını doldurmuşsunuz. Vallahi.
Allah var etsin. Efendi Hazretlerinin çayında demişler bir hikmet var demişler İsmail Efendi'nin. Bir Kürt kardeş de demiş ki ya çayda ne olur demiş. Dergaha gitmişler, çayı içmiş, dışarıda çıkmış, bir şey olmamış. Biraz daha gitmiş, şehrin en kalabalık yerine varınca Allah diye bağırmaya başlamış. Vallahi demiş İsmail Efendi'nin çayında bir şey vardı demiş bu sefer. Allah diye bağırmaya başlayınca çayda bir şey vardı demiş bu sefer. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl. Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl. Elhamdülillah demin ne güzel oluyor. Cennet bahçesi geç. Gam yok, kasvet yok. Değil mi? Alışveriş işi yok, bir şey yok. Allah ile alışveriş. Kendinizi tanıtsanız alınca iyi olur. Tanıttı kendisini. Fakir hakir. İlâ mahtaci rahmeti Rabbi Celil. Eğil olmamakla beraber Seyyid Muhammed Tevfik Adıyaman. Hem babam Seyyid elhamdülillah. Seyyid'e hazretleri makam şeriflerini ziyaret ettiler. Hem de anam Seyyid elhamdülillah. Evet, her iki de Seyyid'i. Elhamdülillah biz şecerelerimize bakıyoruz. Yani Hazreti İmam Ali Keremallahu Vechehu'dan Hazreti İmam Hüseyin, Hazreti İmam Zeynel Abim, Hazreti İmam Muhammed Bakır, Hazreti İmam Cafer Sadık, Hazreti İmam Musa-i Kazim geliyor Hazreti Şah-ı Geylani'ye. Orada devam ediyor. Semerkand, Semerkand'dan Türkiye'ye geliyor. Adıyaman'a, Adıyaman'a yerleşiyorlar. O meşayih-i kiramlar o sinsile-i dahirede hiç şeriatı Muhammediye'de ayrılmamışlar. Yani tarikatı da şeriatıyla birlikte yürütmüşler elhamdülillah. Başakşehir'de şu anda Adıyaman'dayız. İkame ediyoruz. Orada hem medrese var hem dergah var elhamdülillah. Meşrebimiz de Hazreti Şah-ı Geylani, Kadasaral Aliye. Günümüzde ümmet içerisinde Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir beşerdi. Şefaat yoktur, ziyaretine gitmeyin diye bizim mahallede vardır Adıyamanlı Malatyalı. Kim ki ziyaretine gitse Allah'a şirk koşmuş olurlar diyorlar efendim. Şimdi biz el-i tarih olarak diyoruz ki bu aşk bir behr-i ümandır. Bunun haddi kenar olmaz. Delilim sırrı Kur'an'dır. Onu bilen hiç dar olmaz. Eğer aşık isen yâre, sakın aldanma ehyâre, düş İbrahim gibi nâre, o gülşende yanar olmaz diyoruz. Evet, o gülşende yanar olmaz. Yani. 7 gün 7 gece Nemrut'un ateşinin içinde kaldı. Çıktı ki, nâre-i kabza kudreti, kâb-ı tevhîd-i hirkati, evâ nişâna cenneti, levbu gülistan-ı gülzâr. Gülü gülistan-ı Gülzar'a çevirdi. Ve bizim Adıyamanlı vaiz Mulla Ahmet Efendi İsviçre'de vaiz söhbet veriyorum diyor konferansta. Biri karşımda Seydam diyor nasıl gözyaşı döküyor? Nasıl gözyaşı döküyor? Ben de sandım Türkiye'lidir. Meğer ki Libyalıdır. Diyor, geldi yanıma dedi ki ben Türk değilim. Ama ayet ve hadis ışığın altında sizin söhbetinizi hepsini anladım. Ne olur gidin Türkiye'deki o Müslümanlara selamınızı söyleyin. Deyin ki gayrete gelin. İslam'ın başı sizin içinizde koparıldı. Biz öyle inanıyoruz ki tekrar siz dünya Müslümanlara baş olacaksınız. Gayrete gelin. Erbakan dininden bir hoca çıkmış içinizde. O diyor ki Müslümanlar tekrar baş olsun. Niye takip etmiyorsunuz? Niye gayrete gelmiyorsunuz? Bir avuç Alevi Türkiye'de vardır. Allah bizlere de onlara hidayet versin. Bir araya geldiler.
gönül birliği yaptılar. Eskide cem evi diyen bir şey yoktu. Cem evleri kurdular. Şu anda her şeye muktedir oluyorlar. Her şeyi alabiliyorlar efendim. Ve biz ehli tasavvuf olarak Türkiye'de bakıyoruz ki kanuninin önünde Beşiktaşlı Ebu Yahya Hazretleri. Fatih Sultan Mehmed'in önünde Akşemseddin Hazretleri. Sultan Ahmed'in önünde Aziz Mahmud Hudayi Hazretleri. Her biri bir mürşidi kamil vardı. Ve onların nazarıyla, nefesiyle, Seyyid'in onların şeyiyle hareket ediyorlardı değil mi efendi? Eğer bu Türkiye'deki vakıflar, dernekler birleşip federasyon olurlar. Daha sonra efendi konfederasyona çevirirler. Başımızdaki idarecilere diyebilirler ki niye Türkiye'de zikir yasak olsun? Niye medrese yasak olsun? Niye Arapça okumak resmileşmesin? Bu yasaları kaldırabilirler. Tarikat yasakları kalkar. Müslümanlar elhamdülillah her tarafa söz geçirebilirler. Bu tasavvuf ehli biliyorsunuz. Tarikat yolu, tarikat bir güldür, yaprağı solmaz. Allah Allah diyen hiç mahrum kalmaz. Tarikata giren ateşte yanmaz. Onun için efendi, biz bu vesileyle sizin ziyaretinize geldik. Hoş geldiniz. Büyüklerimiz elhamdülillah bize her zaman ışık tutacaklar, yol gösterecekler. Nimetullah hocamızı biz 75'lerden beri tanıyoruz. Bizim toplu İslam Enstitüsü'yle, o zaman İslam Enstitüsü diyor. Sonra ilahiyat oldu. Toplu olarak Umre'ye gitti. Bize orada mihmandarlık yaptı. Hissettiğim kadarıyla gençleri görünce çok heyecanlandı, çok sevindi. Çok mesrur oldu. Önümüze bir ziyaretleri yaptırdı. Ve o tarihlerden beri biliyoruz. Şereflendirdiniz o tarihlerden beri. Sizler şereflendirdiniz. Biz kendilerini Ebu Eyyub-el Ensari Hazretlerinin aşkında görüyoruz, muhabbetinde. 80 yaşının mütecaviz olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَانْتِنِيَّةِ فَلَنِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ İstanbul mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onun askeri de ne güzel askerdir övgüsüne masaliyet için gelmiştir. Kendileri de gitmediği 60'ın üzerinde ülkeye gitmiştir. Biz yakınımızdaki komşuya gitmezken kendileri Tasibirya'lara kadar koşmuştur. Efendim, ben isterim ki çok hikmetler var. Şeyde 4 tane genci Müslüman ediyor. Kore'de. Nasıl Kore'ye gitti ve nasıl ağladı, nasıl o gençler geldi, onlara kelime-i tevhid, kelime-i şehadeti telkin etti ve onların isimlerine koydu, onlar daha sonra nasıl oldular, onu arz etmesini istedim. Şimdi koyuyorsunuz. Evet, evet. Dinliyorum seni. Sizlerle tanıştığımız o zamanlar Medine-i Münevvere'de acizane nasihat ediyordum. Davet ediyorlar. Japonya'ya davet ettiler. Talebelere de o şekilde şey yapıyordum, söylüyordum. Onlar da ayrı şeyler de Şeyh Efendi bunu oradan Kore'ye, Japonya'ya ve Kore'ye. Pakistan'ın mübarek.
beyaz sakallı, benim bu yaşımdan daha şeyli. Bundan 39 sene evvel. Japonya, Kore, Türkler vasıtasıyla İslam başlamış orada. Onun için Japonya'ya gel, Kore'ye gel. Bir sene, iki sene. Borç al gel, yetiş, ben şimdi Japonya'dayım diye. Acizane. Gitmek nasip oldu. Gece yarısı indim şeyden. Seyit Cemil, Seyit Cemil. Efendi Hazretlerinden buyurduğu gibi. İlmi de yok. Adres de yok. Ne kadar iyi insanlar. Ağrıya. Gece aradılar, şey aradılar. Sonra polis dediler. Polis. Polis deyince sevindim polis. Bu arıyorlar ya, polis de aranacak. Aklıma. Dedim Nimetullah sen kayboldun artık. Aklımın başına al. İki reket hacet namazı kıl. Allah'tan mal var. En amazı. Polis kayboldunlar. Ses alıyor. Sesini yükseltersen. Şey. Polis karakolunda. Abdest aldım, namaza durdum, hacet namaz. Bundan çok faydalandım. Mübarek. Birinci, ikinci rekata gelince polis böyle Seyit Cemil, Seyit Cemil, Seyit Cemil'i vurdum dedi, demek istediğini anladım. Buna da ağlıyorum. Namazımızı öğretmedik de beni namazı bozacak sanıyorum. Namazı bozunca selam verdikten sonra telefona Seyit Cemil bulundu. Polis arabasıyla götürdü otele. Hemen ertesi günü zaten oradan Alimler Birlik Başkanı Mekke'nin ben Japonya'ya gideceğim bir mektup verirseniz oradaki insanlar tanımaz. İngilizce biliyor musun? Yok. Japonca biliyor musun? Yok. Biz orada muvaffak olamadık. Japonca bilenler de var orada. Bizim adamlarımız var İngilizce. Burada da çok mühim bir şey. İkinci gün Kur'an okuyoruz. Kur'an okurken bir Japon geldi, Arapça konuşuyor. Bu ayet-i kerime-i manasını orada daha iyi anlamaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu in tensurullaha yensurukum ve yusebbit akdamekum. Allahu Ekber. Ey iman edenler, siz Allah'a yardım ederseniz Allah size yardım eder. Ya Allah'ın yardımı ne kadar olur? Gönlümüze geliverler. Japon, Arapça konuşuyor. Mısır şivesiyle. Arapça öğrenmek için gitmiştim, Allah imanlasın. Burada elhamdülillah başladık davette şeyde. Üç gün için Kore tarafına o arkadaş gönderdi. Kore'de öğlen namazı kıldık, ezan okuduk, namaz kıldık. Namazdan sonra caminin kapısına oturdum. Üzüntü geldi. Nimetullah. Bir sahabe gelseydi buraya şimdi, sahabe radıyallahu anh ecmain, doğru devlet reisine gider. Devlet reisini Müslüman eder. O da devletin hepsini davet eder. Sen bir iş yapamıyorsun. Geldin buraya, bir ağlamak da geldi. Bir şey yapamıyorsun. Dedim sen bilmiyorum, dil bilmiyorum diye bir şey yapamam. Kendini elini bağlayacak mısın? Yeniden 4 tane lise talebeler gördüm. Onlara şöyle bir işaret ettim. Geldiler. Araplar gülmekten bayılıyor bu şeylere. Anlatıyorlar her yerde. Öyle işaret ettim, oturdular. Söylüyorum. Kulu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Başladım. Anlamıyorlar.
Böyle başladı. La, la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Bu kabirlerde de böyle şey de var. Öyle işaret. Onlar da başladı böyle yapmaya. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Böyle 5-6 kere söylediler. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali. İsimler verdim. Tamam, Müslüman oldular. Elhamdülillah. Bu kadar yapabilirdim. İşaret ettim, camiye girdiler. Ertesi günü sabah kahvaltıdayım otelde. Dedim, efendiler, dün Allah'a şükürler olsun, öyle bir mübarek oldu. 4 tane talebeler geldiler, lise ömürleri şeyinde, lise talebeleri şeklinde. Ben böyle böyle şey yaptım. Oradan biri dedi ki, senin bir İslam delisi olduğunu işitmiştik ama bu kadar da olduğunu bilmiyorduk. Sen ne demek istiyorsun? Anlamaz, etmez. Hulefai Raşidin mi? Dilittim, Hoca Efendi. Böyle olur mu diye alay eder gibi üzüldüm buna. O cami açılışı oldu. Açılışı bize buranı okutturdular. Allah'a şükürler. Onlar gittiler. Ben orada 1,5 ay. Ramazan'dan biraz önceydi Ramazan'ın. Her gün 70-80 kişi Müslüman oluyor. Her gün Abdullah, Mustafa isimler koyuyor. Serpise. Ayşe, Fatıma hep camiye bakmaya geliyorlar. Onlara da böyle Allah'ın izniyle. Medine Münevri, Japonya'ya döndüm. Japonya'dan Medine Münevri'ye Cenab-ı Hak ikram ettim. Nasihattan sonra birisi geldi, beyaz. Selamünaleyküm evi, üstazi. Ya babacığım, üstadım. Ben Ömer'im diyor. Ben Ömer'im. Maşallah. Beni tanımıyorsun, sen ismimi koydun diyor bir de üstelik. Onu söyledi dedi, efendi bak, sen ismi. Dedim maşallah, hangi memleketten 11 sene evvel? Sen nimetullah, orada üzülür müsün? Ben Habibimin camisinde seni sevindireceğim. Evet, 11 sene evvel. Sen geldin, bizi geriden ağlıyordun gördük, acıdık sana, işaret ettin, yanına geldik, böyle şey oldu, böyle söyletti, böyle söyletti, işaret. Ondan sonra işaret ettin, camide Müslümanlarda ikram varmış, ikramlar başladı. Ben biraz Arapça da öğrendim, sonra Medine Münevvere'den hocalar geldiler, dediler, eğer bir talebe varsa alalım, şey yapalım, Ömer. Ben şimdi Şeriat Fakültesi, Davet Fakültesi'nin 4. sınıftayım. Seni arıyorum, neredesin sen? Ben ağlayarak şey yapıyorum, öyle kucaklaşıyoruz. Dedim sen baba diyorsun, Ebi Üstazi diyorsun. Peki ötekilerden ne haber? Ebu Bekir, Osman Ali'den ne haber? Hiç üzülme, onlar da dine devam ediyorlar. Başkalarını da davet ediyorlar. Ben senin gibi yapmak için buraya geldim. Hadi öyleyse biz Medine-i Münevvere'de düğüne davetliyiz. Gel beraber düğüne gidiyoruz namazdan, öğle namazından sonra. O maaşların dibinde düğünler, şeyler. Bir İngiliz kızın da Müslüman olması yani. Japonlar çok... Öğretmenin inşallah cemaat oturuyor efendim. Nasıl Müslüman oldu? Şimdi Japonlar edepli insanlar. Edepli insanlar kolay Müslüman oluyorlar. Japonya'ya gelenler de, Japonya'ya gelenler bir şey arıyor ya, en iyi verilecek şey la ilahe illallah hamdü resulullah. Malum insanız Efendimiz buyuruyor, bütün peygamber kardeşlerim la ilahe illallah'a davet etti. Ben de la ilahe illallah hamdü resulullah'a davet ediyorum buyuruyor Efendimiz. Bu şekilde zaten namaz sonradan geldi. Evvela Müslüman olması. Ondan sonra nasıl olduğunu görmek nasip oldu. Bir kızcağı gördüm, istasyondan 150 kadın, 150 adım kadar uzun boylu, babaydı. Bir kızcağı yaklaştım, yanına, "Do you speak English?" dedim. İngilizce biliyor musun? Fazla ben de bilmem de. O kadar İngilizce biliyorum. "Yes, I know English, I
İngilizce. Şimdi Arapça, İngilizce. One cool, all problem finish. One İngilizce, cool, vallahu ahadun, cool, cool, cool. All problem finish. Anladı, anladı, dikkat etti. Üç kere söylettim, la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah. Ravza ismi verdim. Şimdi, tamam Müslüman oldu. Üç kere söyledi, Ravza ismi, Ravza'ya davet etsin diye Ravza ismi. Bir de üç gün sonra telefon ediyor, diyor ki böyle bir kelime var, bunu söylersen her sıkıntıdan kurtulursun dedi. Ben belki bu deli olabilir, yani bir kelime de böyle şey olur diye. Mühim bir sıkıntım vardı, o bitti. Bir daha söyledim, öteki sıkıntı gitti, bir daha söyledim öteki. Bugün üç gün oldu, üç günden beri bütün hayatımdaki sıkıntılar, hepsinden kurtuldum. O hocaefendi nerede? Tokyo'dan Nagoya'ya gitmiştim. Nagoya'da Türklerimiz var. Oralarda evlendiler. Beraber camiler yapıyoruz. Çocuklar çoğaldı elhamdülillah. Nagoya şehir. Bizim arkadaşlardan Pakistanlı davet şeysi, onların dilini daha da fazla biliyor. Bana dedi ya hocaefendi sen ne yaptın? İngiliz kızı sana aşık olmuş. Gece gündüz seni soruyor, ediyor. Onu göreceğim diyor. Affedersiniz. İlle de göreceğim nerede diyor. Ben bugün burada meşgulüm, yarın da meşgulüm. İnşallah öbür gün, inşallah öbür gün saat 3'te merkeze geleceğim işte o şeydeki adreslerimiz. Japonya'daki İslam Center, burada imam, acizane. Gel, bir tane gelsin, yanında bir de Japon kızını getirmiş, daha davet etmeden, daveti bilmiyor İslam'a. Müslümanlarda bir edep var, sen de örtün. Onu da kendisi başından ayağına kadar örtünmüş. O kızı da örtmüş, onu da davet ettim. O da Müslüman oldu. Ondan sonra böyle yani elhamdülillah 5 dilden şimdi davet ediyor, üniversitelere gidiyor. Talebelerimizden Pakistanlı birisiyle de evlendiler. Daha çok Clinton'ın kardeşine kadar şeylerle. Yani elhamdülillah böyle hatıralarımız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Rubben mübelligin ev amir sami'in. Siz birilerine söylerseniz onlar sizden daha iyi işler yapar. İşte ondan gördüm bunu daha fazla. Size de şimdi Hazretimizin himmetleri Evliya'nın yanında kaç dakika durabilirsek her dakikası 100 senelik ibadet sevabı. Biraz da bizim Türkiye'mizde de güzel misafirlikte gözümü muhafız et. Alim yanında dilini, evliyalar yanında da kalbini şey yap. Benim edepten çok noksanız efendim. Himmetlerinizi isteriz. Emrederseniz böyle çok hatıralarımız. O şeyler, Sibirya hatıralarımız. Ayıp, acayip bir şeyler yani. Sibirya. Birkaç kelime isterseniz de. Sonra şey yaparız. Sibirya gittik. Bu şeyde yine alimlerimizin, şeyhlerimizin şeyinden, sohbetinden. Sahabe efendilerimiz soğuk sıcak dememiş, her yere gitmiş. Türklerimiz de soğuğa, sıcağa dayanır. O şey de var efendim. Yani Allah'ın lütfuyla elbiseler geziyorum. Şüpheleniyor, bu diyor ya niye üşümüyor, bu ne oluyor? Şöyle bakıyor, acaba bu plastik mi yoksa başka bir şey mi diye. Sıfır altında 30-40 derece. 30 derece, 35 derece. Allah öyle muhafız ediyor. Onlar Müslüman olmaları seviyor, şey yapıyor. Her gittiğim yerde televizyon, beni televizyona götürün diyorum. Moskova'da da şeyde, öyle 4 saat filan Türkçe konuşuyorum. Çektiler bütün Japonya. O da ayrı bir şey. Şimdi götürdüler, orada bir kızcağız, ismi Fatıma'ymış. Bizim hocamız, efendim, televizyonda konuştum. Novosibiryen. Şey aldılar, sonra camiye geldiler. Oradan sonra ikincisi Tomiski. Hoca efendi gezdiriyor bizi karda kışta. Hocam bak bu camiye dedi. Caminin minaresi kesilmiş. Hocam dedi, bana biraz delirmiş deseniz de, boşa da delirmedim.
bu cami 70 yıldır rakı fabrikası. Rakı fabrikası yapıyor cami. Bir ağladım. Şu cübbeyi de çıkardım, karın üstüne attım. Hacet namazı. Ya Rabbi, bu senin evin, kardeşlerimizin bizim ihtiyacımız var. Ver ya Rabbi, hacet namazı. Öyle Allah Teala'larının verdiklerini görmek nasip oldu. Öyle yalvarıyorum. Hacca geldiler Efendi Hazretleri, hacca teşrif ettiler. Allah duanı kabul etti. Camiyi temizledik. Şimdi 5 vakit namazda cuma da kılınıyor. Türklerimizden hocalar da gönderdik, gittiler oralarda. Yani bunu arada şey yapayım da Türk alimleri istiyorlar. Türk hocaları, derviş meşrebli Türk alim hocalar istiyorlar. Japonya'dan 100 tane, Kore'den 100 tane, Rusya'dan 200 tane Efendi Hazretleri emretsin, siz bunları yetiştirirsiniz efendim. 3 günde hepsi hoca da olur, müezzin de olur, müftü de olur. Affedersiniz. Oradan üçüncü şeye, Omsk'i şehri, Sibirya şehirleri bunlar. İlk gittiğim zaman, bundan beri sonra gidiyoruz. Yani 3 kere gitmek nasip olur Rusya taraflarında. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed sellem. Bazen unutmalar olursa salavat getirince aklım başıma biraz gelir gibi oluyor. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed sellem. Sibirya şimdi. Omsk'i şehrinde. Şeyler geldi, televizyon geldi. Televizyonda ben söylemeyi çok istiyorum yani. İşte Efendimizin bu böyle söylediği de var ya. Yani Almanya'daki o şeyler, İngiltere'de içkili yerlere şey yapıp da geldiği zaman 4 gün sonra ben yine siz mücahitsiniz, siz iyisiniz diye şey yaparken bir yumruk veriyor Efendi Hazretleri masaya. Yeter yeter hocam, ne? Kapınsana, çabuk çabuk çabuk. Cünüpler yıkansın. Sarhoşlar her iki ayıp bir sarhoşu sürüyerek getirin. Benden daha ayıp. 4 gün sonra hemen. Hıyarukum fil cahiliye, hıyarukum fil islah, ila fakirum. Ve şimdi 4 saat filan evlerinizi cami yapın. 4 kişi olursanız cuma da kılabilirsiniz. Kılın. Namaz. Bitti. Baktım gidiyor şey televizyon kapattı. Televizyoncu gidiyor. İmam efendi dedi, hocam dedi, ben şimdi bunu şey yapıyorum. Ben arabamdan götüreceğim. O da çıktı. Ben bunu çıkarmıştım içeri sıcak. Bunu çıkarım. Çıkıverdim dışarıya. Çıkınca televizyoncu bir daha açtı. Bu ne? Niye üşümüyor bu? Bunu da açtı. Dedim şey, biz Mekke Mükerreme'den geldim ben, Medine Münevvere'den, Mekke Mükerreme'den geldim. Biz orada bunu parayla yiyoruz dedim. Ben bunu yerim şimdi, aldım, tabak yaptım, yiyorum. Çekiyor öyle, çekiyor. Seviniyor, çekiyor. Nereden geldi bu, hangi dünyadan geldi, niye üşümüyor, merak ediyor. Bütün dünyayı göstermişler bunlar. Doktor Emin Acar tanırsınız şeyde. O gazetelerde okumuş, ne yaptım diyor mu bari. Ondan sonra ben bir de Türk'üm ben dedim. Türk, biz bunu kar topu da oynarız dedim. Bir top yaptım güzel. İmama bir tane vurdum böyle. Adam çekiyor bunların hepsini. O da bana da vursun diye bakıyor. Bir de ona, onu da çekti kendine vurduğunda. Güldü. Şey dedim, sen bu kadar güldüm dedim. Hadi la ilahe illallah Muhammeden Resulullah. All problem. One goal, all problem finish. En şeyisi bu herkes için. O da söyledi, ona da İslam ismi verdim. Böyle yani herkes şey, bir defa Riyad'da şey yapıyordum da böyle la ilahe illallah Muhammeden Resulullah söylemek yeter. Müslüman oldu. Ondan sonra onlar arıyorlar zaten. Diyor ki ondan sonra ne oldu bazı kimseler? Ondan sonra ne oldu? Onlar geliyorlar, geldiler. Çok var böyle misallar. Çok misallar ve bir emirin evindeyiz. Emir dedi ki Nimetullah, Şeyh Nimetullah haklı. Zaten böyle kullu ayet-i kerime malum insanımız, fitratallahi dediği Kur'an'da, Efendimiz de kullu yûledu alâ fitratil İslam. Her doğan Müslüman olarak, anası babası neyse ona göre terbiye ediyor ama Müslüman, her doğan Müslüman. Böyle Allah'a şükürler olsun, böyle bir acizane, Allah bir şey gibi, sizlerin himmetleriniz, büyüklerimizin himmeti, babanızdan ben himmet aldım.
mübareklerden, hepsinden. Allah'a şükürler olsun. Evet, böyle tamamlayalım, affedersiniz. Esas siz biraz daha bize şefkat ederseniz, huzurlarınızda bulunmak, yani her dakikası 100 senelik ibadet. Tebrik ederim böyle mübarek. Fırıncı Mehmet Efendi Hazretleri, yedilerden bir zat, Arnavuto. Allah. O gelmiş, Esad-ı Erbili Hazretlerine intisap etmiş. Allah. Buyurmuş, demiş ki efendim ben bir iflas gördüm, iflas ettim. İşte gemilerle biraz bir yer açsak da, sıcak da zor olur, rahatsız olurlar. Demiş ben işte Narinci'ye yükledim, o da soğuk mu almış, ne yaptıysa iflas etmiş. Ne yapayım efendim demiş. Mehmet Efendi yedi fakire demiş, Allah alem bunu Sami Efendi Hazretlerine demiş. Yedi fakire demiş, yardımda bulun. Efendim beşer lira vereceğim, çok söyledin demiş o zaman için. Yok veririm efendim demiş. Allah'ımız o sıkıntıdan kurtarmış. Bu Esad-ı Erbil Hazretleri ile buluşunca demiş ki efendim, benim Yakup isminde bir evladım vardı. Yok kardeşim vardı. Seferberlikte kayboldu. Eğer yaşıyorsa arayacağım. Öldüyse ruhuna okuyacağım deyince bir tefekküre dalmış. Demiş Mehmet Efendi, İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Şehit olmuş. Bütün dünyaya seslendim. Yakup diye binlercesi kalktı. Mehmet Efendi'nin kardeşi deyince ses çıkmadı. Ahirete seslendim. Allah. Yine binlerce Yakup. İşte Mehmet Efendi'nin kardeşi deyince, efendim benim, ben şehit oldum. Kardeşime selam söyle deyince ağlamaya başlıyor. Bu zatı 973'te mürşidimi ziyaret etti. Hacasın Efendimiz. Ondan sonra biz ziyaret ettik. Bize bir şey söyledi. Dedi ki, Hasan Efendi bize müjde verdi dedi. Fahri kainat sallallahu teala aleyhi ve sellem koltuğunda Kur'an-ı Kerim'le giriyor. Nereye ya Resulallah deyince Türkiye'ye gidiyorum. Kur'an'ı Türkiye'ye emanet edeceğim. Ondan dolayı üzerimizde çok büyük bir yükümlülük var. Çok büyük bir sorumluluk var. Allah'ımızın kitabının hakimiyeti için. Nasıl ki yaşını bulmuş, başını bulmuş ama ruhen çok genç olduğuna inanıyoruz. Fakat çok sinli, yaşlı. Bu yaşında hamse telatin derecat erba'in tahta sıfır, sıfırın altında 40 derecede Sibirya'da İslam'ı anlatmaya çalışıyor. Bunun gibi nimetleriniz. Bak hep genciz. Bize ne büyük görevler düşüyor, ne büyük vazifeler düşüyor. İdrak etmemiz icap eder. Allah bizden sorar bunu. İnsanlar buyuruyor iki şeyde gafildir. Sıhhat ve boş vakit. Sıhhat ve boş vakit. La tezurlu kademe abdin nüs'ele an umurih fîme efneh. Kişi adımını bir yerden diğer bir yere atmadan dört şeyden sorulacak birisi de ömrümüzü nerede tükettiğimizden. Ve an ilmihi fî mefâle fî, ilmimizle ne amel ettik, nereden kazandık, nerelere harcettik, vücudumuzu nerede yıprattık. Çok bize büyük bir ders oldu. Allah razı olsun. Büyük bir ders oldu. Himmetinizle demiş abi. Durup dinlenmememiz gerektiği ortaya çıktı. Efendim öyle buyuruyor. Buyur. Şekeri bazen şey oluyor, ondan dolayı fazla şey yapamıyor. Diyor ki o 20 bin Kur'an'ı, Kur'an hiç görmemişler. İsmini duymuşlar. Kur'an-ı Azimşan hiç görmemişler diyor. Bir köye geliyoruz, Kur'an dağıtıyoruz. O kaç evdir? 50 hane. Kaç tane Kur'an dağıtacağız? 10 haneye bir Kur'an-ı Azimşan. Yeşil bir beyze sarıyorlar Hazreti Kur'an'ı. O ev halkı hep aptal salıp kapının da duruyor. Kur'an'ı veriyoruz eline. Açıyorlar. Hani Türkçe biliyorlar ya.
O benim kitabım, o benim kitabım yüzüne sürüyorlar, ağlıyor, ağlıyor, ağlıyor. O Hazreti Kur'an'ı ziyaret ediyor, öbürü yüzüne sürüyor, ağlıyor. Öbürü yüzüne sürüyor, ağlıyor. Öbürü yüzüne sürüyor, ağlıyor. Tekrar yeşil beyze sarıyoruz, öbür bir eve götürüyoruz. En sonu bir eve bırakıyoruz. Bu Hazreti Kur'an, bu onun eve emanettir, hediye ediyoruz. Ağlıyorlar diyor. Ondan sonra başka bir eve gidiyoruz. Burada yine kaç eve bir Kur'an düşüyorsa, evle Sibirya'nın o soğuğunda 20 bin Kur'an gemi yoluyla 3 ayda zorla götürmüş Sibirya'ya. 9 ay orada Hazreti Kur'an'ları dağıtıyor Subhanallah bu şekilde. Evet. Maşallah. Ve daha sonra ne soruyorlar biliyor musunuz efendim? Diyorlar ki mübarek bu kadar, bu soğukta bu kadar Ezan-ı Muhammed'i okuyorsun, Fatiha'yı öğretiyorsun, dini öğretiyorsun bize. Bir gün Türkiye'ye gelirsek siz hangi şehirde ikame ediyorsunuz sizin? Nerede bulacaksınız? Nasıl sizi bulabiliriz? Adresiniz nasıl diyor dediler. Diyorum ki adresim çok kolay. Gündüz güneşin altında, gece de hilalin altında arayın beni bulun. Ev yok ya şu gübede başka bir şey yok elhamdülillah. Benim adresim diyor, gündüz güneş altında, gece de hilalin altında. Arayın beni bulun diyor. Adresim öyle diyor. Evi de, barkı da, tahteli ve elhamdülillah. Elhamdülillah inşallah. Tahteli ve elhamdülillah. İnşallah. Evet. Ve elhamdülillah sancağı altında. Evi de, barkı da, tahte zillil arş. Edepsiz, şeytan diyor. Hain, aldatmak için. Efendi, nerede yatar, nerede kalkarsın? Kabirde diyor. Ne yer, ne içersin? Ölüm diyor. Ne giyersin? Kefen diyor. Kahrolup. Aynen Hazreti Selman'ı söyler gibi oldunuz radıyallahu anh. O Yemen'e vali, yok müdahil herhalde, vali tayin edilmesine rağmen bir hırkası var, dediniz ya bir elbisesi. Hem yatağı, hem yorganı, hem elbisesi. Ağaç atlarında yatarmış, ağaç atlarında. Allah Allah. Hazreti Selman'ı anlatıyorlar radıyallahu anh. Secde ettiği bir ağaç kütüğü var. Onu manen görenler, beli bükülmüş vaziyette secdelere yata yata haber verip ağlıyorlar.